Bir. Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Beklemediğimiz bir zamanda yayındayız. büyük bir haber tenis dünyasına düştü. Yine yine bir Instagram videosu evet. bizi dağıladı. Biz de kendimizi YouTube kayıt stüdyosunda bulduk. Bu sefer evet. Nadal'dan geliyor haber. İspanyadan geldi. Nadal profesyonel tenis kariyerini bitirdiğini açıkladığı duygusal bir videoda. Bugün daha çok reaksiyonumuzu konuşacağız hani beklenen bir haberdi tabii ama business karşılık falan evet. hani beraber bir hazmetme amaçlı. Yoksa Nadal'ın kariyerini geri dönüp bakacağımız uzun bir yayından ziyade hani bugünün duygularına biraz odaklanacağız. Evet. Sonra yavaş yavaş önümüzdeki yayınlarda ona gireriz. Eskiden yaptığımız bir Nadal bölümü vardı onu linke ekleriz mutlaka ee, hayatın detaylı işlediğimiz. Ama bugünün konusu Nadal'a vedanın başlat başlatılmasıdır. Evet yani e, hüzünlü gün geldi bekliyorduk e, gerçekten hani uzun süredir adam akıllı bir antrenman videosu paylaşmadı e, ondan sonra işte e, Lever Cup'tan çekildi vesaire vesaire derken zaten bütün sezon boyunca vücudumu dinleyeceğim ne zaman raketimi asacağımı düşünüyorum gibi e, söylemleri vardı Madrid'e veda etti vesaire. Zaten hani bir iki senedir neredeyse bu bunun geldiğini geleceğini hissediyorduk kendisi tekrardan kaza getirdi herkesi bu arada yani 2024'te önce bırakacağım dedi ondan sonra belki vücudum iyi sinyaller veriyor 2025'e geri dönebilirim gibisinden konuştu ve sonra tabii ki bir nadal klasiği beklenen şey onun beklemediği anlarda gelen ilave yeni sakatlık çeşitleri ve nüksetmeler vesaireler zaten kariyerinin hayatının bir özeti de bu bekliyorduk dedi ama yani tabii ki herkes bekliyordu evet. benim şaşırdığım şey şu ben Federer'de de aynısını yaşamıştım bekliyoruz Federer'de emindik çünkü Federer o sene hiç oynamamıştı Evet ve ben yine çok böyle değişik duygular yaşadım hatırlıyorum bugün de aynısı oldu. Hani bu adamı bir daha izleyemeyecek olmayı onu hayal etmemişim evet. emekliliğini beklerken. Yani o ikisi farklı şeylermiş gibi. Evet. Şu anda o gözleri kan çanağı içerisinde çektiği videoyu izlerken hani bir daha Nadal'ı profesyonel anlamda izleyemeyeceğiz. işte Davis Cup'ta bu arada Malaga'da sene sonundaki finallerde yapacakmış vedasını. 2024 işte o Kasım'dan sonra bir daha izleyemeyecek olmak biraz jeton yeni düştü video ile gibi yani bekliyoruz hmm. aslında yani çok mantıklı bir şey zaten oynayamaz ama dediğin gibi yani bu sene böyle Madrid'deki performansı acaba geri döner mi sonra Roland Garros Olimpiyatlar e, Zverev ve Djokovic'e karşı olan maçları ha bir dakika artık bu raketi koyma noktasına geliyor galiba dedirtmişti bize ama Nadal olduğu için hiçbir zaman evet. onu diyemiyoruz çünkü büyük bir ameliyat gibi bir şey de yoktur masada yine de böyle bir bir dakika Bekliyorduk ama an geldi. O, o fark ediş yaşadım bugün. Ya gerçekten hani e, bu fiziksel olarak veda etmek zorunda olmanın getirdiği e, burukluk var. Yani bu adam toprağın kralı. Paris'in, Paris'te e, Roland Garros'ta heykeli var ve vedası yok. Yani. Kendi yani hani, de. Evet. Yani ki o zaman belki de hani ben buraya geri döneceğim diye istemedi. Belki evet. odaklanmak istiyordu sezonuna. Roland Garros da Madrid'deki büyük ihtimalle o büyük şahşalı seremoniden sonra Roland Garros'a özellikle rica etmişti. O ilk turda Zverev'le karşılaştıktan sonra kortta bir şey olmadı. Ya açıkçası ben çok böyle e, gördüm. Zaten tamam dedim. Yani ilk 30 saniye, e, 20 saniye zaten hani her şey anlatıyor. Ama böyle çok flashback yaşadım hani duygular, hissiyatlar şey olunca böyle şeyden başladı o uzun kapri şortuyla asabi halleriyle uyuz oluşlarım işte bu ne böyle hırçın böyle asabi sokak çocuğu gibi böyle apaçı apaçı hareketler yapıyor apaçı apaçı giyiniyor falan gibi böyle e, çok gerçekten hani asabi derken bu arada ben aşırı hırslı hırslı tabi tabi çünkü hırslı. şu anki günümüz gençlerin Aa, asabiyeti pardon, değil tabii, hani. tabii, tabii, yok hırslı aşırı hırsı var hani o Zaten e, Federer'le gelen o elegant e, hareketlerle beklentimiz sanki bütün tenisçiler öyle olacakmış gibi e, bir algıyla bunu yadırgamak. Sonrasında karakterinin saygınlığına inanılmaz sunduğu katkı, ondan sonra büyüyen gelişen oyunu, başlangıçta işte ya bu sürekli topları geri yolluyor. İzlemesi keyifli bir adam değil. Hani toprakta kazanıyor ama yani bana seyirci olarak vaat ettiği çok bir heyecan yoktan vay be bu nasıl bir e, spindir e, istatistiklerinde gelmesiyle bu Nadal'ın absürt özelliklerinin daha da bir belirgin hale gelip oyunculuğuna olan böyle e, hayranlığın evet. daha da artması, rekorlar, yapılamaz, evet. yok artık, yani, hani normal olmayan şeyleri normalleştirdiği konular işte toprak kort dominansı kötü bir çim oyuncusu dedik derken adamın kaç tane Wimbledon finali olup kupalarının olması böyle çok şey gibi yıllanan bir şarap gibi değerlerinin kademe kademe yükseldiği bir adam bence özellik evet. olarak benim evet. en çok etkilendiğim noktalardan birisi de Mallorca'da sel felaketi olduğunda o e, ailesinin halkın o bölgenin yanında olup dünyaya bunun sesini duyurmak için çok bireysel bir çabayla girişmesi Şövenizmden uzak mütevazı ama aynı zamanda da tam bir e, lider ruhlu e, bir özelliği bir arada barındırması Vesaire vesaire böyle e, hepsi kafamdan geçti ve, Üzüldüm yani. Evet hani onları özellikle. onları gösteren bir video olmuş çünkü dediğin gibi evet. hani başından başlıyor. E, her şeyi çok efendi çok düşünülmüş tabii ki kariyerin başından beri olduğu gibi onun etrafında çok onu destekleyen ve koruyan bir ekibi var. Zaten onlara geçiyor onlara ekip diyemem aile diyor. Evet. Gerçekten ailesi olan insanlar var. Bir de Aileleşmiş e, ekip arkadaşları var. Çünkü büyük bir sadakat var ekip içerisinde de. 20-25 senedir beraber çalıştık insanlar var. 10-15 senedir beraber çalıştık insanlar var. Hani sen e, bence çok güzel özetledin Nadal'ın bize yaşattıklarını. Benim e, şu anda çok taze tabii böyle çok büyük düşünmedik ama e, tenise ve spora bıraktığı miraslardan biri benim için Nadal'ın. Video da kendisinde söylediği. Yani eforda yüzde 99 değil de yüz verdiğine kesin olarak hani emin bir şekilde bırakıyor sporu. Bunu bu kadar iyi yapan kaç sporcu var ben bilmiyorum. Hani çıktığı her turnuvanın her maçın her setin her sayısı'nu bu kadar e e e e eforunu verebilmek çok büyük disiplin ve beceri istiyor. Çünkü onu yapmak kolay değil. Hani e, maça sayıya ne kadar e sadık kalması işte hiçbir zaman öfke kontrolü gerekirse ama her sayıyı her her şeyi yeterince önemsemesi bunun ya bu en büyük yapı taşlarından biri Nadal'ın kariyerinin o şekilde geldi. En başta bence de dediğin gibi kendisi o kadar kolay gösterdi ki o topraktaki dominasyonu. Topraktaki oyununun ne kadar iyi olduğunu bence çok uzun bir süre anlamadık. Arkadan geri topları çeviriyor gibi bir ...algı oluşmuş Atletik oldu. Bu ya dedik yani. Hani bir gerçekten, de federal, gerçekten yani... ...dürüst evet bir olmak de gerekirse. Kariyerinin ilk üçte bir kısmı federal olan rekabetiyle... E, ...tanımlandığı için. Yani. Federer çok fazla yaratıcı olduğu için... ...Nadal'ın yaratıcı taraflarını biraz görmekte zorlandık. O biraz azalınca sanki... ...topraktaki yaptığı yaratıcılıklar... Yani, ...dropshot Alcaraz'la gelmedi. Eskiden hmm. vardı. Yani Volesi'nin Nadal ne kadar iyi olduğu toprakta belliydi. Çünkü o oyunu ne kadar iyi gösterdiğini... ...gördük. Çim'de dediğin gibi... Yani çime çok hızlı adapte oldu. Şimdi görüyoruz oyuncuları toprakta çok iyi olan oyuncuların çime geçişlerine kadar zorlandıklarını. Daha Geçemedik ikinci yani. Wimbledon'un da e, final ya da üçüncü Wimbledon'un da final gördü. Arka arkaya üç sene ve sonunda Federer yani. Hani e, sert kortta yaptıkları inanılmaz 2013 sezonu işte arka arkaya Fransa açık Wimbledon, Amerika açık hala yapılamadı ondan evet. beri. E, yani başarılarını dediğim gibi insan girmeden edemiyor ama bunu başka bir zaman biraz da detaylı hazırlanıp konuşuruz. Sadece e, ee, en azından hani bu son zamanlarını tekrar tekrar denemiş olması onda da soru işareti bırakmamıştır. Bu sene o soru işareti kalmama senesi oldu belki de. Djokovic'e de kaybetti Roland Garros'ta olimpiyat altında. Zverev'e de kaybetti. Brisbane'da çok iyi başladı, sakatlandı. Hani vücudu artık sen istiyorsun biliyorum ama ben yapamayacağım noktasına getirdi. Bakalım Davis Cup'ta nasıl bir veda olacak? Alcaraz'la mı veda edecekler? Yoksa tekler oynayacak mı sanmıyorum. Büyük ihtimal çiftler kortuna veda edecektir. Ama onun için çok büyük bir şölen olacağı kesin. Çünkü finalde İspanya'da olacak. Zaten Davis Cup'ta böyle ismi anons edildiğinde bunun böyle çok alelade bir şeymiş gibi anons edilmesini hatırlıyorsun konuşmuştuk ya bu böyle bir çok sıradan geldi yani bu e, İspanya'da milli formayla bu adam belki de son kez korta çıkacak ama bu çok sakin bir şekilde anons edildi diye böyle yadırgamıştık da e, hakikaten de öyleymiş ve onu o kadar işte Davulla Zurnayla anons etmemelerinin temel sebeplerinden birisi de anonsun buraya anons. e, saklanmış olmasıymış yani onu da Federer Federer'in de e, ben işte geçen hafta Nadalla telefonda bir konuştum bana bir şey söylemek istedi ne dediğini de öğrenmiş olduk böylece büyük ihtimalle e, Federer'in ona yaptığı gibi Tiafoe maçının sabahı mı haber vermiş Hani böyle günleri sayıp anlamıştık işte e, Federer belgeselinden. Lever Kaptan 11-12 gün önce adaları arayıp söylemişti emekliliğini. adaldı herhalde ona arayıp bir e, birader ben bırakıyorum haberin olsun senin de olacak. Evet. Bakalım Davis Cup'da göreceğiz. Evet. Yani e, orada da e, yayın e, sistemine çok da e, şimdiden e, emin olmamakla beraber e, Federer'den sonra bir de Rafa'ya veda canlı yayını. Evet. Yaparız gibi duruyorduk bir e, takvimsel bir aksilik olmazsa. Evet evet çok Bak güzel olur. Eden. O evet. zamana kadar biraz daha böyle kariyerin başarılarını da konuştuğumuz belki bir yayında sakıştırırız araya. Çünkü şimdi çok böyle taze taze evet. E, evet. bir reaksiyon yapalım istedik. Ya, ama maç... başta dediğim gibi şey de var o Nadal'a özel hazırladığımız videoda o zaman video değil tabii podcast kaydetmiştik evet. ama. Biyografisini hazırlam bakmıştık e, akademiden izlenimler vardı galiba hatırlıyorum İspanyol arkadaşlarımızla konuşup evet. onların e, İspanya'dan adalın e, yarattığı etkiyle alakalı görüşlerini almıştık hani onları da bir tekrar bizde gözden geçiririz. yani yayın yapabilirsek yayın sırasında zaten hani maçın heyecanından e, çok veda olduğu için orada da geniş geniş e, Anlatıp oralara da serpiştirmek bir evet. bir veda serisi bizde bir e, yapmamız gerekir e, zira evet. yani senenin evet. en önemli olayı e, öyle ya da böyle. Federer'in vedası vedası gibi olmayacak gibi gözüküyor çünkü orada Federer davet etmişti bütün büyük evet. rakiplerini. Nadal'ın en büyük iki rakibi Federer ve Djokovic e, Sırbistan finallerde yok Davis Cup finallerinde evet. yanlış hatırlamıyorsam. Hani Federer davetli olmadığı sürece orada belki izlemeye gelebilir yani ama özel, neden olmasın? Özel bir davetle e, gelirler bence orada bir tabii. veda orada bir veda seremonisi yapılacağını artık varsayım yani davis kapla veda edeceğim dedi orada bari yap seremoniyi Evet. Mi? Evet. Yani orada bir e, şey olur gibi. Evet yani. evet. Yani ama Bakalım tabii onu de. o mücadelenin şimdi. Hangi turda veda olacak şimdi? Hani o var. Oradaki rekabetçi ruhu çok da e, tehlikeye sokacak bir şeye girişmezler. Biraz e, komplike bir alan ama İspanya kralı olacaktır muhakkak. Evet onu mutlaka yani. ayarlarlar. Zaten sonuçta çeyrek finalden başlıyor maçlar. Üç turda bitecek finaller. Yalnız seneler, kaç senedir şimdi? Üç senedir mi Malaga'da yapılıyor? Şimdi... Her sene bir rutinin var. Diyorsun ki tamam bu sene de böyle gidiyor sonra <laughs> bir ay kala hayda. <laughs> Bunu evet. şimdi nasıl yapacağız? Son evet. Son. Onlara gün doğdu. Çok güzel evet. problem onlar için. E, büyük şans. Bakalım e, neler olacak? Göreceğiz. E, tabii o zamana kadar oyuncular nasıl tepkiler verecek? Evet. Onları da bir. E, onlar geldikçe önümüzdeki bölümlerde konuşuruz. Ama şimdiden gördüğüm videoyu Federerde Joković'e beğenmiş. Yani onlar tabii hazırlıklar büyük ihtimalle önden haberi almışlardır evet. diye tahmin ediyorum diğer taraftan gelen tepkilerle beraber de onları bir toparlarız. Evet yani açıkçası böyle bir zamanda artık işler nereye gidecek sorusu kalktı ortadan ve herkes tamam artık böyle sona doğru geliniyor. Çünkü yani Big Four dedik Big Three dedik kaldı geriye bir. Evet. Peki Nadal'la alakalı sana şey sorayım. Öyle de kapatalım istersen. En böyle sende büyük yer yaratan hafızanda Nadal'a dair olay. Seni şaşırtan performans ya da duygulandıran ya, nokta. Şaşırtma değil de beni gerçekten en çok etkileyen iki tane biraz daha belki de hafızamda onlar daha tazedir diye öyle ama ee, Avustralya açık finalinde şu raketlerin telini e, çekin deyip o e, Medvedev'e karşı olan galibiyete inancını e, gördüğümde ve oradaki oyunundaki dönüşüm beni inanılmaz etkilemişti. Çünkü insan olan çöker. Evet Anıl'ın sevdiği bir noktaydı o hatırlamayanlar için hatırlatalım. Medvedev o noktada setlerde 2-0 önde. Üçüncü setin başında yapıyor dal bu hareketi. Evet. Hani maç bitmediği resmen yaşadığını biz de görmüş olduk. Hatta onu sen yakalamıştın. Biz canlı yayın yapmıştık. O 6 saatlik bir yayında. Evet. Nadal'ın zeketlerini gönderdiğinde... <laughs> evet. Evet evet. Hiç, hiç bırakmadığını gösteren şeylerden biriydi. Bir ee... de... İkinci noktamda tamam maç biraz kazayla bitti ama o Zverev'e karşı olan tiebreak'te e, ki inanılmaz e, oyunu ve o tiebreak'e alışı. E, çünkü ben neden bunlardan çok etkilendim biliyor musun? Ya artık böyle vücudu kırmızı değil siyah halen verdiği bir dönemdeydi esasında. Ve orada böyle acılar içerisinde tenisin en zirve noktasında en tepe performansları... Kıvrana kıvrana e, göstermesi bence hani böyle onu çok farklı ilave bir noktaya taşıdı. Çünkü birçok oyuncunun abi bir prime senesi vardı. Şöyleydi şimdi Federer'den de Djokovic'den de konuşabiliriz. E, birçok başka isimde Hewitt'i konuş, Roddick'i konuş, Sampras'ı konuş, Agassi'yi konuş. Ama bu kadar acı içerisinde belki bir de o e, Agassi'nin Bagdatis maçı. Hey ya bu acı eşiyle e, o bir şeyleri yapmak, e, evet. hani bu beni ekstra etkileyen e, faktör çünkü hani pes etmemek nedir dersen budur benim evet. e, hayatta gördüğüm. Evet evet gerçekten öyle. Benim de ya Avustralya çok acayip bir konu Tabii yakında olduğu için. Onu böyle kanalda falan yaşadığımız için ekstra kolay geliyor hafızaya. 6 saat yoğunluğun dibi artık öyle <laughs> vücudumuzun bir parçası oldu o maç. Aynen. Herhalde yani Roland Garros'ları ben yine böyle hafife alacağım ne yazık ki. Çünkü o kadar çok var ki. 2008 Wimbledon. O yani Nadal'ın markasının yani. bambaşka bir yere çıktığı nokta. O acayip evet. maç. 2009 Avustralya çık. Bence Federer hayranlarında Nadal'ın imajını değiştiği seremoni. E, ki o finalden önce Verdasco ile yaptığı maçı da ben unutamıyorum. Toplamda 10-11 saat kortta kalmıştı yarı final ve finalde. Sert korttaki performansını yenememişti. Zaten sert kortta ilk kez Grand Slam kazandı o zaman. Ee, bir de hani çok şanslıyız. Hani canlı izleme fırsatı bulduk. Antrenmanları sadece yeter. Hani onun o korttaki disiplinini, etrafıyla olan iletişimini, o evet. e, ne kadar sağlıklı bir takım yapısının olduğunu ıı, görmek hem zaten teşekküründen anlıyorsun hani böyle ailesine bütün ekibine o sırayla yazılmış. Anneyle başlıyor, eş, kız, kardeş, işte amca, baba falan. Hani belli orada zaten işler iyi gitmediği bir zaman var. 2009'un ilkbaharı. Sonra hemen tekrar işler yerine konuyor aile dedi anne baba arası. Hani o kadar bir bağlılık var içeride. O o o huzuru o saygılı iş ortamını çünkü şu anda çok fazla aksine dair örnek gördüğümüz için genç oyuncularda hani o o çok etkileyici bence herkese sadece tenis genç tenisçileri değil bence herkese örnek olabilecek bir davranış şekli diyeyim onlar hem de aklımda yer yerelenler. Evet. Yani arkada da bugün özellikle koydum Roland Garros'un toprağını. Hatıra o garip turuncu şey yukarıdaki. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şimdi hakikaten yani bu söylemlerin de toprağın kralına veda seremonisi başlıyor. Ee, Paris biraz daha az heyecanlı olacak önümüzdeki birkaç sene en azından. Ee, tabii ki Yeni ufuklar, yeni heyecanlar ve Nole'nin hala devam etmesi güzel, heyecanlı renk katıyor. Ama Fransa açık dediğin zaman yani tartışmasız Rafael Nadal ve o olmayacak. Federer gibi merkez korta şatriyeye hangi maçta nasıl giriş yapar yapar mı ne olur ne biter bilemiyoruz. Ama e, herhalde Fransız yetkililer e, Nadal'a bir Göreve. Mersi plaketiyle e, bu, bu işi sonlandırmak istemezler diye düşünüyorum. Amerika açıktaki gibi Dominik Deme, bir fotoğraf kolajı. Herhalde ondan biraz daha iyisini yapacaklardır. Evet Pinterest'ten birleştirilmiş Nadal yazınca. Evet. Evet, istersen... Burada kapatalım e, bu reaksiyon yayını. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yani çok kısa böyle hatırlatma babında birkaç ufak bilgi paylaşalım. Ha. Yani Nadal dediğimiz adam neden Nadal? 22 şampiyonluğu, Grand Slam şampiyonluğu var. 14'ü zaten Roland Garros'ta. Ee, onun haricinde inanılmaz bir e, istatistik bence aynı zamanda hani Djokovic'ten dolayı çok biraz geri planda kalıyor ama 900 haftadan fazla bu adam ilk onda kalmış. Ee, inanılmaz bir istikrar. 4 kez sene sonu birinciliği yaşamış. Kariyeri boyunca 83.6 kazanma oranı müthiş bir dominasyon ve en uzun süreli galibiyet serisi olan 81 maçlık galibiyet serisi toprak sahada inanılmaz belki de hani Roland Garros'la beraber kırılamayacak bir diğer özelliği bence bunlar böyle çok özel yerlerde olan istatistikler ve çok anormal şeyler. Evet bunları dediğim gibi hatırladıkça ve detaylandırdıkça önümüzdeki bölümlerde tekrar tekrar konuşuruz. O sen dediğin gibi yapabilirsek final veda bölümünde de detaylarına gireriz. Evet. Bugünlük bir e, yorumları da ağlama duvarına çevirirseniz yadırgamayız. Biz de üzgünüz. E, böyle biz de duygularımızı hızlıca kolayca bir paylaşıp içimizi dökelim dedik. E, bakalım. Dediğim Aynen gibi öyle. kalan son şövalye e, Djokovic. Hem toprağın evet. prensi hem Topra toprağın kralı aynı sene, aynı dönemde neredeyse veda ediyor. E, Monfils veda edeceğini açıkladı. Gerçekten sonbahar maşallah. Yani bu evet. kadar olur. Yaprak dökümü. Evet. Ee, olacağını biliyorduk ama dediğimiz gibi evet. şiştiyorsa sen de bu ekip bizi Evet burada kapatalım bu bölümü. Bir sonraki bölüm artık daha fazla detaylara gireriz gerekirse diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.